Maç sonu sinirlendiniz. Batuhan'a mı sinirlendiniz? Bugün Batuhan... Yok. Sinirliliğimiz bazen biraz insanlara biraz spor ahlak olması gerekiyor. Yani bu Türkiye'de futbolun dibe vurduğu dönemlerde artık bir yerlerin bir kalkış olması gerekiyor. Ve belli ahlaksızlar ya spordan çekilsinler ya biz çekilelim. İkisinden birini tercih etsinler. Benim olduğum hiçbir takımda vakit geçirme, yere yatma, haksız kazanç sağlama diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu ezberledi karşı taraf. Sakatlamış, şu oyunda yere yatıyormuşuz da bir kişi yatsın onu kadro dışı bırakırım ben. Ama terbiyesiz itham etmesinin hiçbir anlamı yok. Oradan karşı tarafına uzatsın bilmiyorum kim. Yere yatma varmış. Şu maçın neresine yatma var ya? Darbe vurdu, sakatlandı çocuk ve dışarı aldık üstelik yani. Vallahi sizde fazla yoktu. İkinci ligin kuralı yatay. Hayır ben onu hayatımda hiç kabullenmedim. Ben spor zaman dediğim tek şey vardır. Bu oyunun önce ahlakını alacak herkes. Bu oyun oynama oyunu. Bu oyun yere yatma oyunu değil. Bu salma oyunu değil. Ben haksız penaltı bile alırsanız attırmam diyen insanım. Yıllardır bu felsefeden hiç dönmedim. Dikkat edin takımlarım hep oynuyoruz biz. Biz oynayan takımız. Biz yere yatan, dandun, oyunu bozan bir takım değiliz. Çok keyifli. Her zaman aynısını ödüyoruz. Geldi gire aynı şey. Her takımlarım aynı olmuş. Gidin çalıştığım bütün takımlara bakın. Yeneriz, yeniliriz onu bilemem. Ama oynayan bir takım yaratırız. Burada da aynısını yapıyoruz. Ama benim tahammül edemeyeceğim bir ithamda bulunduğu zaman da ister istemez insan sinirleniyor. O nedenle önce kendi ahlaklarına bakacaklar. Önce herkes bu sporun yerleşmesi için, daha iyiye girmesi için alttan itibaren bu çocuklara spor ahlakını önce öğreteceğiz. Yenme yenilmeyi değil. Oynamayı ve spor ahlakını öğretecekler. Ve hep beraber bunun altına kalkacağız. Diğer türlü ithamlarla bir mağlubiyette saçma sapan konuşmalarla bu iş olmaz. Valla çok keyifliydi maç hocam. Evet. İki haftadır ben maçları takip ediyorum ve şampiyonluk mücadelesi veren rakiplere karşı çok iyi futbol oynadık. Bir geçen hafta bir Karabük maçı vardı. Bizde ne olduğunu anlamadım. Hayır orada da ya keşke maçı seyredebilseniz. Orada da aynı oyun vardı. Belki 10-0 bitecek bir maç. Pozisyonların bol olduğu, çocukların arzu isteğinin müthiş olduğu. Bizi ilgilendiren oyun. Oyun orada inanılmaz bir oyun vardı ama sonuca futbol her zaman sonuca yansımaz ama oyun gelişirse ileride sonuca da yansır. Yani oynamadan kazanmak sürpriz olur, 1-2 olur. Ama oynayarak kaybetmek her zaman olmaz. O nedenle benim bu şeyine dönüşümüz yok. Oyun oynamayı bu takım her gün üzerine katarak geliştirmesi gerekiyor ve herkesin seyrettiği, zevk aldığı bir takım yaratmamız gerekiyor. Sonuç gelir o zaman. Sonuçta endeksli bir sonuç bir garantisi yok yani. Nasıl oynayalım da sonuç alalım bir garantisi mi var? Ama topa hakim olan, topu vermeyen ve yaratıcı oyuncu grubuyla daha çok ofansif oynayan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da şu ana kadar mesafe geldiğimiz nokta sevindirici. Ama umarım daha iyi noktaya bu takım gelir ve daha keyifli bir takım seyrettiririz. Hocam geçen hafta sordum artık konuşamayız dediniz ama artık playoff potasında bir Etimesgut Belediyespor var ki biz yıllardır bu bölümlerde playoff potasından uzaklaşmış bir takım görüyorduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yavaş yavaş en azından bir playoff hedefini koyabilir miyiz? Ya hedef her maçı kazanmaktır. Seni nereye götürür bilmiyorum yani. Bu Türkiye'de bu söylemler de bana çok şey gelmiyor. Yani hedef şurası, hedef ne? Hedef küme düşmem o inzaklık. Yani her takım gibi sahaya çıktığımızda kazanmak için neler yaptığımız önemli olan. Ha bu doğrultuda çalışıyoruz ama bizi sonuçlar nereye getirir? Playoff'a getirir mi, getirmez mi? Bilemiyorum. Yani o konuda şeyde bulunmak istemiyorum. Sanki bir vaatte bulunmak istemiyorum ama biz tekrar söylüyorum. Bizi seyreden herkese keyif veren sonuca endeksli değil, daha çok oynamaya endeksli ama bunun karşılığında sonucu da almak isteyen takım olmak istiyoruz. Ama nerede olursak olalım. Biz oyundan dışarıda da vazgeçmiyoruz. Burada da vazgeçmiyoruz. Ama inşallah sonucu da iyi yerlere getirir bizi. Beraber göreceğiz. İnşallah hocam. Takipteyiz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.